Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'in beşinci cüzü günlük hayata bütün zamanlar açısından daha fazla bağlantılı pek çok onlarca konu ihtiva etmektedir. Özellikle aile ve sosyal konularda 5. cüz daha yoğun konularla doludur ve en önemli 5. cüzdeki en önemli konu aile içi ilişkiler konusudur. Aile içi ilişkiler konusunda Allah'ın emri kullarına tavsiyeleri nelerdir? Ayrıntıları hakkında bu surede ayetler var. Özellikle de karı koca ilişkilerinin boyutu erkeğin konumu Allah'ın ona takdir ettiği görev kadının konumu ve aradaki muhtemel sürtüşmeler tartışmalar durumunda çözümü nerede nasıl bulacaklarına dair ayrıntılar bu surenin konuları arasındadır. ve, ve özellikle 10 ayrı noktaya e, hak belirleyen ya da ana yürüyüş koridorunu Müslüman'ın önüne koyan ayette burada bulunmaktadır. Mesela 10 bu konu Allah'ın 10 hak ve emir konusu gibi de özetleyebiliriz. Yalnız Allah'a ibadet etmek, şirkten uzak durmak, anaya babaya saygın ve edepli ve haklarına dikkat eden bir mantıkla muamele yapmak, yakın akrabanın hakkını kollamak, yetimleri kollamak, zavallı miskin, kimsesizler, fakirlerle ilgilenmek, akraba gibi yakın komşuya da hak hukuk açısından bakabilmek veya yanı başındaki insan iş ortağı gibi kimselere bakabilmek ve bağlantısı olan arkadaşlık konusu açısından bağlantısı olanla yakın bir temasta olmak, onun hakkını korumak, yolda kalmış insan gibi naçar, çaresiz kimselerle alakadar olmak ve o zamanın bir konusu olarak da kölelerin hakkına, hukukuna riayet etmekle ilgili konular bu surenin ve bu cüzün ayetleri içerisinde bulunmaktadır. Yine 5. cüzde Kur'an okurken karşımıza çıkan konulardan biri de Yahudilere ait bazı ayrıntılardır. Özellikle Allahu Teala Yahudileri Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve farklı konularda farklı uslupla karşımıza çıkarmaktadır. Elbette onların yalanı, hasetçiliği ve hakikatları, doğruları alabora edişleri, gizlemeleri, tezyif ve tahrif etmeleri bize örnek olarak gösterilirken Müslümanlar arasında yani ümmeti Muhammed içerisinde de bir gün hastalık olarak çünkü bu bir insan hastalığı olarak Yahudilerde temayüz ediyor. Bir hastalık çeşidi olarak Müslümanlarda da böyle şeyler bulunabilir. Aman dikkat edin anlamına gelmektedir. Bu mübarek cüzün konularından birisi de Allah Teala'nın erkekleri ve kadınları farklı yarattığını, herkese farklı meziyetler ve farklı görevler verdiğini, erkeğin hakkının ve görevinin, kadının hakkının ve görevinin ikisinin farklı tabiatından kaynaklandığını, bunların sentezinin yapılıp erkek gibi kadın, kadın gibi erkek veya ikisinin ortası bir melez tip yapmanın Allahu Teala'nın yaratma tarzına muhalefet olacağını ve suç olacağını anlatan ayetler var. Mesela Nisa suresinin 32. ayeti bu konuda gayet açık bir şekilde وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ Siz yani allah Teala'nın bir kısmınıza verip öbürüne vermediği bir özelliğin peşine gitmeyin. Yani kadındaki farklılıkları kadın sahiplensin, Erkekteki farklılıkları erkek sahiplensin şeklinde uyarı anlayabiliriz bunu. Ni bu cüzdeki konulardan birisi de emanetler konusudur. Allahu Teala bir yandan insanlara hükmeden, insanlarla ilgili kararlar verenlerin adaletin peşinde olmalarını, adil olmalarını emrederken bütün Müslümanlara da emanet konusunda aman dikkat edin şeklinde buyurmaktadır. Çünkü hadis-i şeriflerden de anlaşılıyor ki emanet imanla eş değer yürüyebilen bir karakterin adıdır. Surede yoğun bir şekilde Allah'a, peygamberine itaat emredilmektedir. Ve ayetlerden birinde de ulul emre itaat edin. Ulul emr kimdir? Ulul emr müminleri yönetenlerdir. Bir İslam devletinde halife de görünse sembol olarak Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti esas olduğu için alimler ümmeti yönetiyordur. Kabul edilir. Ona ulul emr denmektedir. E, ulul emr böyle bir anlam taşımaktadır. Aynı şekilde e, Kur'an ve sünnet nihai karar, tartışmalarda son müracaat noktası olsun şeklinde de bir emir vardır Nitekim bu surede çok e, önemli bir ağırlıkta öne çıkarılan konulardan birisi de Müslümanın Allah'ın hükmüne teslim olmuş insan olduğu gerçeğidir yani Müslümanlar Allah'ın emir ve yasaklarını inceleyip kabul etmek gibi bir e, alternatife sahip değildirler Müslüman kökten ve bütünüyle Allah'a teslim olmuş, Allah'ın dinine teslim olmuş insanın adıdır diye Kur'an vurgulamaktadır. Bu cüzde geçen konulardan birisi de Kur'an-ı Kerim'i yüzeysel okuyup yani o okumanın sonuçlarını düşünme zahmetinde bulunmayanların kınanması ile ilgili ayetlerdir. Ve bu surenin konularından birisi de müminlerin onlara düşman olanlar konusunda dikkatli olmaları tedbirli olun dikkatli olun şeklindeki ayetlerdir aynı şekilde toplu bir cihat gerektiğinde yani vatan savunması din savunması için baştan sona herkesin cihad etmek zorunda olduğu bir dönemde bu sorumluluğu yani dini toprağı savunma, ezan toprağını savunma sorumluluğunu devletin ordusuna yıkmanın mümkün olmadığını bütün müslümanların bunda yapabilecek bir şey bulmaları gerektiğini anlatan ayet vardır. Bu cüzde dikkat çeken konulardan birisi de bir kere daha şeytanın hile gücünün ve tehlikesinin gözler önüne konmasıdır. Allahu Teala şeytanın hilelerine karşı aldatma ve tuzaklarına karşı dikkat edilmesini emretmektedir. Cüz'ün önemli konularından, ağırlıklı konularından birisi de mümin öldürmenin ne kadar büyük bir günah olduğu, ebedi cehennemde kalmak gibi tehlikeli bir şey olduğu hususudur. Başka bir konu da yolculuk esnasında namazın iki rekat, dört rekatlı namazların iki rekat kılınacağı ile ilgili hüküm de bu cüzde bulunmaktadır. Tekrar aynı başta başlayan aile ilgili konular, aile hukuku ile ilgili konular bir kere daha bu cüzde sonuna doğru tekrar karşımıza çıkmaktadır. Ailede roller ve görevler konusunda erkeğe ve kadına aileye yüklenen yük konuşulmaktadır. Cüz biterken farklı bir konuyla biter. O da münafıklar konusudur. Münafıkların samimi bağlantısının kafirlere olduğu, ümmeti Muhammed'in düşmanlarına olduğu ama yüzeysel bağlantılarının İslam toplumuna olduğu şeklinde uyarı vardır. Bu bir tabii dikkat edin. Bunlar neticede düşman diye bilgi vermek içindir. İbadet yapmada ne kadar tembel oldukları ama menfaatini kollamakta çevik, hareketli oldukları anlatılmaktadır. Ve onların akıbetinin de cehennem olacağı hükmü kesin olarak önümüze konmuş olmaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.